James Webb Uzay Teleskobu tarafından çekilen Neptün fotoğrafları, Avrupa Uzay Ajansı tarafından paylaşıldı. Neptün'ün halkaları, ilk kez bu kadar net görüldü. NASA, ESA ve CSA'nın ortaklığıyla geliştirilen ve, geçtiğimiz Aralık ayında fırlatılan James Webb Uzay Teleskobu, evreni bugüne kadar görmediğimiz şekilde görmemizi sağladı. Henüz geçtiğimiz gün Mars'ı objektifine alan teleskoptan, bugün yeni bir görüntü daha geldi. Avrupa Uzay Ajansı tarafından paylaşılan bültene göre, James Webb Uzay Teleskobu, bu kez Güneş'e en uzak gezegen Neptün'ü objektifine aldı. Neptün'ün halkaları, bugüne kadar görülmemiş detaylarıyla, gözler önüne serildi. Gördüğümüz fotoğraf, Neptün ve gezegenin halkalarıyla birlikte, uydularına da yer verdi. Fotoğrafta en üstte parlak bir şekilde gördüğünüz cisim de, Neptün'ün en sıra dışı uydusu, tamamen donmuş nitrojenle kaplı olan Triton. Bu uydu, Güneş'ten gelen ışığın %70'ini yansıttığından, bu kadar parlak gözüküyordu. Avrupa Uzay Ajansı, akıllarda oluşan bu soruya da bir cevap sundu. Ajans, gezegenin neden mavi gözükmediğini, Webb'in yakın kızılötesi kamerası 0,6 ila 5 mikron arası, yakın kızılötesi aralığındaki nesneleri yakalar, bu nedenle Neptün Webb'de, mavi görünmez sözleriyle açıklandı. James Webb Uzay Teleskobu, en uzak galaksileri bile en net şekilde çekmek üzere geliştirildi. Bunun sağlanması içinse teleskobun tüm ekipmanları, en düşük seviyedeki ışıkları bile yakalayacak şekilde geliştirildi. Fakat bu ekipmanlar, Güneş sistemimizdeki gezegenler gibi, büyük bir ışık kaynağına yakın olan ve dolayısıyla, yüksek ışık yansıtan yapılarda iyi performans sunamıyor. Yüksek parlaklık, James Webb için, pek de olumlu sonuçlar sunmuyor. 1989 yılında Voyager 2'nin Neptün'ün yanından geçerken çektiği görüntülerden bu yana ilk kez gezegen, bu denli ayrıntılı bir biçimde resmedildi. Bunda uzay teleskobunun, kızılötesi araçlarının kullandığı teknolojinin etkisi büyük. Fotoğrafta buz devi olarak da bilinen Neptün'ü çevreleyen, halkalar ve toz şeritleri görülebiliyor. Bilim insanları çeşitli bulut yapılanmalarının da, Neptün'ün atmosferi hakkındaki çalışmalara, ışık tutmasını umuyor. Neptün'ün ötesinde gezegenin 14 uydusunun, 7'si de gözlenebiliyor. Bunların en göze çarpanı olan Triton, James Webb Teleskobu'nun çektiği resimlerde, yıldıza benzer bir şekle sahip. Bunun kızılötesi dalga boylarındaki metan emilimiyle, Neptün'ün teleskobun merceğinde, daha karanlık görünmesinden kaynaklandığı belirtiliyor. Triton ise buzlu yüzeyine vuran güneş ışığının, ortalama %70'ini yansıttığı için, son derece parlak. Neptün, Uranüs ve Satürn'ün ötesinde, Güneş sisteminin en uzak gezegeni. Cüce gezegen Plüton'un ise, iç çemberinde yer alıyor. Buz devi olarak da bilinen gezegenin Güneş'e mesafesi, 4,5 milyar kilometre kadar ve, Güneş'in etrafında bir tur dönmesi için, 164,8 dünya yılı gerekiyor. Atmosferinde büyük oranda, hidrojen ve helyum bulunan Neptün'de çok miktarda buz, su, amonyak ve metan da var. Neptün'ün çapı ise yaklaşık 50 bin kilometre, yani Dünya'nın neredeyse 4 katı.